Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Java'nın bu bölümünde bir önceki bölümde yapmış olduğumuz dönen çizginin üzerinden bazı geliştirmeler yaparak onu dönen bir kareye çevirmeye çalışıyor olacağız. Şimdi elimizde bir önceki bölümden kalan çizgi klası var. Ben bunun içini daha doğrusu kopyalayıp yeni oluşturmuş olduğum kare klasının içerisine yerleştireceğim. Tabii ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekiyor. Öncelikle public çizgi diye bir constructor'ımız olmayacak artık. Onu kaldırdık. Burada bazı metotları yenilememiz gerekebilir. Ya da daha doğrusu şöyle diyelim. Çizgi klasımıza baktığımız zaman J paneli extend edip action listener'ı implement eden bir class'tı. Bunu belirtmemiz gerekiyor ki paint metodunu override ediyor olabilelim. Burada Eclipse'in içinde kopyala yapıştır yaptığım için, yani içerideki class'ları kullandığım için zaten otomatik olarak az önce importları seçip kopyalamamış olmama rağmen kare class'ın içerisine importlar geldi. Şimdi mesela çalıştıracak olursak kare class'ını çalıştırıyoruz ve en son bırakmış olduğumuz gibi burada dönen bir çizgi var. Şimdi bunu kareye çevirmek istiyoruz. Aslında öncelikle isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Hatırlarsanız ekrana çizdiğimiz noktalar bu şekilde çizginin yarısı varken çizginin öbür yarısını da alttaki biçimde eklemiştik. Çizgiye aslında iki tane daha uç ekleyebiliriz. Yani bu bizim merkezden dönen uzun çizgimizi bir x haline çevirebiliriz. İsterseniz onu şurada draw line'ları ekleyerek yapalım. Üstteki ikili, şimdi yarı x ve yarı y dediğimiz noktalar ekranın tam ortasıydı. Yani koordinat sistemimizin merkezini belirtiyordu. I ve j dediğimiz değişkenler de merkezden uzanan bir noktanın koordinatları aslında. Yani normalde bunu koordinat sistemine yerleştirdiğimiz zaman IJ 0 olduğu zaman merkezde olmasını, IJ 1 1 olduğu zaman da mesela birinci bölgede olmasını istiyorduk. Bunu ekran koordinatlarına çevirebilmemiz için ekranın normalde sol üst köşesi 0'a 0 noktası. Y değerleri aşağı doğru artıyor, X değerleri de sağa doğru artıyor. Koordinat sistemiyle karşılaştırdığımız zaman X değerlerin sağa doğru artıyor olması doğru, koordinat sistemiyle uyumlu. Fakat Y değerlerinin aşağı doğru artıyor olması koordinat sistemiyle ters. O yüzden burada X değeri, i bizim değişkenimizi merkeze ekledik. Y değeri, yani buradaki J değişkeniyle gösterdiğimiz değeri ise çıkardık. Yani tam tersini yaptık. Bu normal bizim çizgimizin ulaştığı noktayı veriyor. Altta tam tersini yaptık. Çizginin öbür uçta kalan uzantısını alabilmek için. Şimdi eğer bu iki olasılığın diğer versiyonlarını da eklersek, yani neler var şimdi? Artı i eksi j, aynı zamanda artı i artı j olursa, bir yandan eksi i'miz var. Eksi i eksi j de olursa 4 adet çizgi olacak elimizde dönen. Şimdi çalıştırdığımız zaman onu göremedik. Neden göremediğimizi bir düşünelim. Şuraya geri dönelim. Kare klasının içindeyiz. Kareyi çalıştırıyor muyuz ondan bir emin olalım. Ondan da emin olduğumuz takdirde istediğimiz şey olmadı. Şimdi bakalım acaba nerede yanlış yaptık? Bir düşünelim. İsterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Burada System Out Print ile belirlemiş olduğumuz değerler nereye karşılık geliyor onu anlamaya çalışabiliriz. SYS yazıp kontrol boşluğa bastığımız takdirde Eclipse bize buradan System Out'un otomatik tamamlamasını verecek. Şimdi bizim öğrenmek istediğimiz değerler şunlar. Şöyle belirttik. String'imizi yazdık. String'den sonra bir boşluk bıraktım. Daha sonra da ekrana yazmasını istediğim integer değerini belirtiyorum. Bununla birlikte mesela diğerlerini de yazdırabiliriz. Şöyle diyelim. J eklediğimiz zaman nasıl bir değerle karşılaşıyoruz?
Benzer şekilde i'yi çıkarttığımız zaman ve i'yi pardon j'yi çıkarttığımız zaman neyle karşılaşıyoruz onu bir görelim şöyle. Tabi bunlar sürekli ekleniyor olacak. Şimdi çalıştırdık. Yine burada değiliz gibi duruyor. Yani yeni eklediğimiz kod sanki işe yaramadı. Acaba yanlış yerde miyiz? Yanlış bir şey mi yapıyoruz? Kare yeni klasımız. Yeni oluşturduğumuz klasımız kare. Run as Java application dediğim zaman az önceki sistem outprintlerimi göremiyorum. Şöyle bir yanlış yaptık. Evet. Onu düzeltmeyi unuttuk. Şimdi burada main metodumuza baktığımız zaman çizgi klasını oluşturup panel olarak ekliyoruz. Gözümüzden kaçmış. Burada kare klasından oluşturacağız. İşte kodu kopyala yapıştır yapmanın ufak zararlarından bir tanesi. Böyle şeyler gözden kaçabiliyor. Çizgi klasını eklemek yerine kare klasını ekleyeceğiz aslında. O yüzden az önce yaptığımız değişimlerin hiçbirini göremedik ekranda. Şimdi çalıştırdığımız zaman evet bir şeyler değişti. Bir sorun da var muhtemelen. Şöyle hepsinde 320 değerini gördük. Bir yandan ufak bir kontrol yapalım isterseniz. Burada çizgi klasına ait hiçbir şey olmadığından emin olduk. Sistem outprintleri şimdilik comment haline getiriyorum. Yıldız yıldız slash şurada başlatmışız yanlış yaptık. Slash yıldız ve yıldız slash yaparak işte comment haline getirmek istediğim blue'u comment haline getirdim. Orayı görmüyor olacağız. Şimdi şu az önce istediğim isterseniz şey yapalım. Az önce eklediğimiz satırları da comment haline getirelim. Bir şimdi düzgünce çalıştıralım. Çizgi klasından almıyor olarak. Şimdi hiçbir şey göremiyoruz ekranda. Muhtemelen bir noktada yine benzer bir yanlış yaptık. İsterseniz şöyle şöyle bir hata yaptık. Kare klasının constructor'ında timer'ı başlatmadık. Time nokta start diyeceğiz. Çünkü constructor'ı da değiştirmiştik. Bir tek eksiğimiz constructor'dı. Şimdi çalıştırdığımız zaman evet dönen çizgiyi yani ilk aşamadaki şeyi elde etmiş olduk çizgi klasında bir önceki bölümde yaptığımız. Bu diğer çizgileri de eklediğimiz zaman elimizde böyle bir şey geçti. Pek aslında umduğumuz şey değil bu. Mesela işte başta karenin koordinatları olarak düşünürsek karenin bir köşegeni başta elde etmiştik. Fakat diğer çizdiğimiz şey öbür köşegen değil. Bu elimizdeki çizginin aynalanmış hali. Yani eğer kareyi çizerken koordinatları burada i ve j noktası üzerinden ekleyerek hesaplarız diye düşünürsek bu pek hesabımıza uymuyor. Yani burada yapmamız gereken aslında yine matematik mat klasının kullandığımız kısma gitmek. Yani bunun istediğimiz şekilde durumu çözmediğini görerek anlamış olduk. Şimdi i ve j koordinatlarımız vardı. İsterseniz biz daha düzgün bir şekilde onu kare olarak çizebilmek için 4 adet koordinatı elimizde tutuyor olabiliriz. Yani kareyi çizmek için 4 farklı noktaya ihtiyacımız olacak. Bunları isterseniz yine integer olarak i1, i2, i3, i4 şeklinde belirtelim. Yine benzer şekilde de bunların j versiyonları olsun. Yani bu 1'den 4'e kadar i ve j'ler bizim karemizin farklı noktalarını belirliyor olacak. Aslında onu değişkenle tutmasak da olur ama şimdi işte daha kolay hesaplayalım diye bir de görsel olarak hani noktalar neye denk geliyor gibi kısımları elimizde tutmak için değişken belirtmemiz daha mantıklı. Şimdi biz burada i ve j değerlerini burada belirliyorduk. Ne yapmıştık işte açıyla bazı işlemler yapıyorduk. Uzunluk dediğimiz bizim çizgimizin birim uzunluğuydu. Ve elimizdeki açıyı kosinüs ve sinüslerini alıp bu uzunluk değeriyle çarpıp i ve j'yi buluyorduk. Açıyı da burada her seferinde
pi'nin ya da burada işte radyan cinsinden falan olduğunu düşünürsek o 360 derece tamamı olan koordinat sistemin etrafını dolaşan bir çizgi olması için onun belli bir yüzdelik dilimini alarak her seferinde açıya ekliyorduk. Şimdi burada karenin koordinatlarını bulmak için aslında biz üstteki benzer işlemi i1, i2, i3, i4 için yapıyor olacağız. Ve aynı şekilde j'ler için. Bunu aslında ufak bir döngüyle de yapabiliriz ama şimdi neye neyi eklediğimiz daha açıkça belli olsun diye teker teker yazıyor olacağım. Sonrasında isterseniz ufak bir döngüye çevirmek çok kolay. Şimdi ilk noktamız evet üstteki şekilde belirlediğimiz i ve j'den oluşan değerler. Aynı şekilde hesapladık. Daha sonraki hesapta açıyı biraz arttırmak istiyorum. Hatırlarsanız bu şekilde açıyı dilim dilim arttırıyorduk. Şimdi açımızın yeni değeri yine bu şekilde pi ile çarpılmış bir şekilde belirleniyor olacak. Fakat bu sefer ne yapacağım? İşte tamamını düşünürsem pi eklediğim zaman bir çizgimiz tamamen 360 derece dolaşıp dönmüş oluyor. Pi'ye eklemek yerine pi'nin aslında dörtte birini eklemek istiyoruz. 0,25 ile çarpıyor olacağız. Ve sinüsünü aldığımız değer de şöyle aynı değer olacak. Alta açı yerine bunu ekleyelim. Bunlar tabii J2 ve I2 ve J2 olacak. Şimdi benzer şekilde düşünürsek aslında her seferinde farklı bir 90 derece eklenmiş halini bulmak istiyoruz. Noktaların her seferinde farklı bir hesap yapmamız gerekecek. Farklı bir açıyı kullanarak. Burada pi sayısının farklı katlarını alıp elimizdeki mevcut açıya ekledik. Tabii bu da dördüncü noktayı gösteriyor olacak. Ve daha sonra bunun dönen bir kare olmasını sağlamak için yine açıyı belli bir miktar arttırıyor olacağız. Şimdi sadece noktaların hesabı ile ilgili bir işlem yaptık. Bir yandan da ekrana çizme kısmına geleceğiz. Tabi draw rectangle'ı kullanmıyor olacağız. Bu sefer noktalar arası çizgi çekiyor olacağız. Elimizdeki noktalarda i1'e işte şöyle yapalım. i1'e j1 noktasından mesela bir sonraki komşu noktaya gideceğiz. O da i2'ye j2 noktası. Benzer şekilde her nokta arasındaki çizgiyi çekersek eğer komşu noktalar işte 2'den 3'e, 3'ten 4'e ve tekrar kareyi kapatmak için 4'ten birinci noktaya çizgileri çekersek aslında bu bizim için bir kare oluşturuyor olacak. Şimdi üstteki çizgiyle karışmasın isterseniz yeni bir renk belirleyip ekleyelim. Mesela bu da işte kırmızıyı kullanmıştık. Şöyle şunu da 255 diyelim. RGB'di. RG kırmızıyla yeşil. Tabi bunlar ışık renklerinin karışımı olduğu için ne olacak? Kırmızı, yeşil ikisinde de bulunan bir parça olacak. Şu an tam aklımda canlanmadı. Her neyse çalıştırınca görürüz. Ama bir şey göremedik. Şimdi neyle ilgili bir sıkıntı olabilir? Düşünelim. İyi bir i2 gibi değerlerimizi herhangi bir şekilde bulmadı mı acaba gibi bir sıkıntı olabilir. İsterseniz şu sistem out println kısmında ya da şuraya yeni ekleyelim. i1'i ekrana yazdırsın. Şöyle yapalım. Bir de boşluk ve i2. Aslında bu değerde sıkıntı olmaması lazım diye düşünüyorum ama yine de şunu bir yazalım. Çünkü i ve j'yi belirlediğimiz aynı şekilde belirliyoruz. Daha doğrusu şöyle yapmak isteyecektim. i1 ve j1'i yazdıralım. Bir de isterseniz hadi şey olmasın. Eksik kalmasın. i2 ve j2'yi de yazdıralım. Çünkü onu biraz daha farklı bir şekilde hesaplıyoruz. Tabii bunların ne olduğunu anlayalım diye başına da yazalım. İşte birinci nokta. String'i ekledik. Ve benzer şekilde bu sefer ikinci noktayı da ekrana yazdırıyor olacağız.
Nokta koordinatlarımız elimizde. Ha, şöyle bir hata yaptık tabii. Noktayı merkezden çizmemiz gerekiyordu. Merkez koordinatlarına göre o göreceli bir hesap yapmayı içine katmadık. O yüzden bütün noktalarımız böyle şurada sarı bir şey geçti az önce. Evet, yaptığımız şey sarıymış. Garip bir karemsi şey dönüyor. İsterseniz onun rengini de işte ekranda gözüksün düzgünce diye yine kırmızı yapalım. Kırmızı daha kolay fark edilecektir. Şimdi çizgimiz de ufak. Gördüğünüz gibi garip kare gibi bir şey yanlış yerlerde dönüyor. Ekran koordinatlarına göreceli şekilde yapmak için şu yarı x ve yarı y'yi hesaba katmamız gerekiyordu. Onu unuttuk. Yani burada belirtmiş olduğumuz noktalar evet koordinat sistemine göre hesap edilmiş noktalar ama bunları işte normal bir noktayı yaparken yaptığımız üzere aslında x değerlerinin hepsine merkezden çıktıkları için yarı x'i eklememiz gerekiyor. İsterseniz burada öyle karıştırmayalım diye. Yani burada düzgünce yazdık ya, line'ların noktaları belli. Onları şuradaki matematik hesabımıza da katabiliriz. Çünkü zaten burada bir hesap yapıyoruz. Bütün i değerlerine yarı x'i ekleyeceğiz. Çünkü işte merkezden x'ler sağa doğru gittikçe artıyordu. Ekranda da aynısını yapıyorlardı. J değerlerinden de daha doğrusu J değerlerini de yarı J'den çıkartıyor olmamız lazım. Yarı Y'den çıkartıyor olmamız lazım. Yarı X'ler, yarı Y'ler hep karışmasın dikkat etmek lazım. Şimdi J değerlerini yarı Y'den çıkartıyor olacağız. Çünkü normalde koordinat sisteminde aşağıya gittikçe negatif değerler alıyor ama ekranda aşağıya doğru gittikçe Y değeri pozitif hale geçiyor. Şurada çizgi çizerken yapmış olduğumuz aynı şeyi yaptık aslında. Merkeze göreceli bir şekilde nokta koordinatları X değerini ekledik. Y değerini de yarı Y'den çıkarttık. Biz işte i1 pardon evet doğru i1, i2, i3, i4 değerlerimizde yani karenin köşelerini belirten değerlerimizde aynı şeyi yapıyor olacağız. Hatta şöyle yazım olarak karışmasın. Yarı x'i de buraya ekleyelim. Yarı x'e bu değeri ekledik ve yarı y'den de diğer değeri çıkarttık. Aynı işlemi diğerleri için de yapıyor olacağım. Bütün 4 noktamız da böylelikle koordinat sisteminin merkezine göreceli bir şekilde yerleştirilmiş olacak. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Evet, şimdi merkezde dönen çizgimiz var. Hatta o işte çok kafamızı karıştırmasın diye ondan birazcık çıkalım isterseniz onu comment haline getirelim. Hesapla ilgili ufak bir yanlışımız var muhtemelen. Şimdi istediğimiz şekilde olmuyor. Hatta şöyle yapalım. Bu draw line dediğimiz ilki kalsın. İkincisini atmış olalım. Yani tam bir çizgi değil de ilk i1 j1 noktasına doğru çıkan bir çizgimiz var. Evet. Diğer noktalarımızla ilgili ufak bir sorun var gibi duruyor. Açı hesabını muhtemelen şurada yanlış katlarını ekledik sanırım. Şöyle bir şey deneyecek olursak acaba 0,50 ile çarpıp burada 1 ile mi çarpmamız gerekiyordu gibi bir deneme yapalım. Evet, böyle yaptığımız zaman doğru şekli getirdik. Yani şöyle pi sayısı ya da mat pi'nin içindeki değeri yanlış katsayılarla çarpmışız. Şöyleydi. Evet, doğru. Şimdi aklıma geldi. Radyan olunca sanırım pi değeriyle gösterdiğimiz 180 derecelik bir açıya karşılık geliyordu. Öyle bir hata yapmışız. Şimdi kareyi istediğimiz gibi elde ettik. Şu ufak kısa çizgimizden de isterseniz
kurtulabiliriz. Şimdi dönen bir karemiz var elimizde. Buradaki set color'a da gerek yok. Zaten iki defa set color yapıyoruz. Altta bir defa daha yapıyoruz. Sistem outprintlere de ihtiyacımız kalmadı. Onları da isterseniz comment haline getirebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Klavyeden bastığımız tuşlarla dönme hızını arttırıp azaltalım. Dönme hızını belirleyen değerimiz neydi? Buradaki 0,005 katsayısıydı. Onu kopyaladım. Yukarıda onu bir double değeri olarak belirleyeceğim. Double D hız diyelim, dönme hızı. Bu değer. Altta katsayıyı kullandığımız yere de D hız katsayı değişkenini yazıyor olacağım. Yani burada hızımızı belirleyen değer ne? Her seferinde ne kadarlık bir açıyı taradığımız. O değeri değiştirdim. Bir değişken haline getirdim. Bu değişkeni de kontrol ederken klavyeden input'la kontrol edelim. Implements Action Listener'ımız vardı. Bir de K Listener ekleyeceğim. K yazıp kontrol boşluğa bastım. Tamamladık. K Listener şimdi karede bir uyarı verdi. K Listener'ı implement ediyor. Şu metotları eklemesi gerekiyor dedi. Implement edilmemiş metotları ekle dediğim zaman class'ın en altına K-pressed, K-released, K-typed gibi override edilmesi gereken metotlar eklendi. Şimdi K-pressed bir tane K-event alıyor. Biz bunu daha kolay olsun diye E diyelim parametresine. Ve şöyle bir kontrol yapalım isterseniz. Hangi tuşa bastığımıza bakmak için if dedim. E bize gelen K-event'i E. E'nin içinde bizim tuşumuzla ilgili bilgiler var. Get key code dediğimiz zaman klavyedeki her bir tuş aslında farklı bir kod değerine sahip. Onun hangi tuşa basıldıysa kod değerini bir integer'ı dönüyor bize. Biz bunu hangi tuş olduğunu anlayabilmemiz için K-event'in içinde hazır tuş değişkenleri var. VK başlar bunlar. VK alt çizgi. Mesela işte sol tuşsa left diyeceğim. Büyük harflerle bu statik bir değişken. Bir evet sayı yine integer'a karşılık geliyor. Burada eğer sol yanakına basıldıysa şunları yapacağız. Sonra else if diyelim. Sağ yanakına basıldıysa bu sefer left yerine büyük harflerle right dedim. Sağ yön okuna basıldıysa şunları yapacağız. Ne yapacağız? Aslında yapacak olduğumuz çok da karmaşık bir şey değil. D hız değerini değiştirmek istiyoruz. D hızı nasıl değiştireceğimiz önemli. Mesela isterseniz şöyle yapalım. Hız değişimi diye yeni bir değişkenimiz var. Yani D hıza bu değerleri ekliyor veya çıkarıyor olacağız. Mesela 0,001 diyebiliriz. D hıza her seferinde bu değeri ekleyeceğiz. Tuşlara basıldığı zaman alt kısma geldim. Şimdi yapmak istediğim ne? D hız için yeni bir değer belirleyeceğim. Yine D hıza göreceli bir şekilde yapacağım. Sol yanakına bastığım zaman ne yapalım? İşte sağdan sola dönüyor. Bunu negatif değerlere pozitif değer olsa daha anlamlı gibi. Geldi şimdi. Gerekirse ikisinin yerini değiştirebiliriz biraz sonra. Yani tuşlardan birine bastığım zaman hız değişimini D hızı ekliyor olacağım. Diğerini de çıkartıyor olacağım. Keypressed metodunu override ettik. Bunun dışında bir de bu key listener'ı yani key listener'ımız aynı zamanda kare klasıydı. Frame'e ekliyor olacağım. Frame dedim. Add Key Listener eklemek istediğimiz Key Listener da kare klasının kendisi burada bir tane oluşturmuş olduğumuz. Şimdi çalıştıralım bakalım herhangi bir sorunla karşılaşacak mıyız? Şimdi sol yön okuna bastım. Gördüğünüz gibi kare hızlandı ve ben bastıkça daha da hızlanıyor aslında. Hatta böyle çok bastığım zaman gördüğünüz gibi şu an aşırı derecede hızlı olduğu için aynı cycle'da iki defa paint etmeye başladı. Biraz sağ yön okuna bastım. Biraz daha basıyorum. Hatta burada şöyle bir şeye belki dikkat edebiliriz. Şimdi yavaş haline getireyim. Hangi yöne döndüğü belli olsun. Baktığımız zaman bu saat yönünün
tersinde dönüyor şu an. Sol yön okuna basıyorum. Saat yönünün tersinde hızlandı. Hala fark edebiliyoruz bunu. Yalnız bir noktadan sonra artık o kadar hızlanıyor ki sanki öbür yönde dönmeye başlıyor. Bunu hatta işte normal hayatta da araba tekerleklerinde vesaire görebilirsiniz. Yani hani bu yanlış yöne dönmeye başladı değil de biz gözümüzün algıladığı hızdan daha fazla hızla dönmeye başladığı için ters yönde dönüyormuş gibi gözüktüğü için o şekilde. Şimdi sağ yön okuna bastım, yavaşlattım. Hatta böyle durdurmamız da mümkün. Gördüğünüz gibi durduk. Çünkü aynı katsayıyı ekliyorduk. 0,01 değerlerini ekleye ekleye 0 değerine getirebiliyoruz D hızımızı. Şimdi burada mesela daha farklı bir şey yapmak istersek neler yapabiliriz? Birden fazla arka arkaya dizilmiş kareler gibi olabilir. Hani böyle sanki hipnoz etkisi oluşturacak bir kareler yığını olabilir isterseniz. Biz süre kontrolü de yapalım. Şimdi epey olmuş süremizde. Onu daha sonraki bölümlere bırakalım isterseniz. Bir yandan mesela karemiz dönüyor, evet. Mesela burada klavyeden döndürebilirdik. Onu isterseniz hemen yapalım. Şimdi bizim hız güncellediğimiz kısmı düşünürseniz açıya şurada her seferinde pi'ye bağlı bir değer ekliyorduk. Orada açıya herhangi bir değer eklemek yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları şimdilik comment haline getirelim. Burada açı artı d hız diyerek arttırıp azaltabiliriz. Yani bu şekilde doğrudan klavyeden dönüşü kontrol ediyor olacağız. Şimdi çalıştırırsak eğer karemiz duruyor. Ben oka bastığım zaman dönmeye başlıyor. Hatta biraz yavaş dönüyor. Onu hızlandırmak için şurada D hızı 5 ile falan çarpmamız mümkün. Şimdi çalıştırdım. Bastığım zaman gördüğünüz zaman sağ yön okuna bastığım zaman sağa doğru dönüyor. Öbür türlü sola doğru dönüyor. Ya da işte saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüyor. Mesela buradan nereye gidilebilir? İşte bir oyun kontrolü gibi olabilir. Bu tepeden baktığımız bir karakterse sağa sola döndürüyor. Ve daha sonra ileri geriyle bunları taşıyacak hale de getirebiliriz. Gidebileceğimiz iki farklı yön bunlar. Şimdilik burada bırakalım o halde. Sonraki bölümde görüşmek üzere.